Manşete hoş geldiniz. Çetelerin cirit attığı ülke dedik ve elbette bütün gündeme bakacağız. Sadece bir konu yok. Sedat Peker'in son paylaştığı 50 tweetin ardından Burhan Kuzu'nun vefat etti 1 Kasım 2020'de. Yani bundan yaklaşık 8-9 ay önce. Sedat Peker'in ipliğini pazara çıkardı. Ama onunla beraber elbette saray şürekasının da Korkmaz Karaca'dan sonra ikinci düşen isim oldu. Aşağı yukarı tamamı için böyle düşünülebilir. Neden? Birazdan konuşacağız detaylı. Orada daha iyi anlayacaksınız saray ve saray çevresini tutan isimleri. Bu var. Sadece bu konu yok. Bu Ümitcan Uygun meselesiyle birlikte işte siyasilere şantaj kaseti çekme amaçlı kadın pazarlama çetesi ve onların öldürdüğü isimlerle gündeme gelen konular var. Türkiye basını bunların hiçbirine girmiyor. Ve yine elbette Sedat Peker'in sürekli sıcak tuttuğu Tolga Ağar meselesi var. Yine hatırlatalım AKP milletvekili asker kökenli bir isim ki 15 Temmuz'daki rolü de tartışılıyor. Şirin Ünal'ın evinde ölen ve faili meçhul kalan Nadira cinayeti de var. Bir konu bu, buna bakacağız. Bir diğer konu da Clubhouse'da yaşanan bir tartışmada cezaevindeki muhaliflerin veya cezaevi nüfusunun kim varsa rejim karşıtlarının, öyle söyleyelim, topluca imha edilmesi, zehirlenmesi, hatta ucuz zehir kullanılması bunlar için falan gibi bir sohbet var. Tüyleri diken diken eden ve bütün dünyanın da artık farkında olduğu bir sohbet. Bu genel bir, yani toplumsal bir bilinçaltı bu. Oradaki sadece konuşan 3-4 kişi değil ve bu konuda belli ki bu soykırım söyleminde rejim başarılı olmuş görünüyor 5-6 yıllık süreç sonunda. Buna bakacağız. Ve yine Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek belediye başkanlarının bir yıl daha görevde kalması meselesi siyasete nasıl bir dizayn getirecek? Bunu değerlendireceğiz ve elbette Afganistan en son 5 vilayeti daha Afganistan kontrol altına almış. Kabil düştü düşecek gibi bir durum var. Amerikan yönetimi bölgedeki tüm Amerikalıların çıkmasını, Afganistan'ı terk etmesini istemiş. Ve Türkiye oraya gidiyor. Türkiye oraya gittiği gibi askeriyle Kabil Havalimanı'nı güya kontrol altında tutmak maksadıyla falan on binlercesi, yüz binlercesi Türkiye sınırına yığılmış durumda Afgan göçmenlerin. 2 milyonun üzerinde İran'da olduğu belirtiliyor ama İran'ın da peyderpey Türkiye'ye yönlendirdiği göçmenleri konuşuluyor. Evet, bütün bunların hepsine bakacağız. Ama sıcak konuyla başlayalım. Sıcak konu Burhan Kuzu ismi üzerinde gelişen bir takım iddialar. Özellikle Sedat Peker yaptığı açıklamalarda şunu söyledi ki, yaptığı açıklamaları okursunuz 50 tweetlik seri. Özetle şunu söyledi. Suç örgütü liderleri veya suç örgütü uyuşturucu olsun, farklı konularda olsun, adaletle başları sıkıştığında saraydan birilerini buluyorlardı. Ve bu da saray kartviziti taşıyan ve saray santralinden adaleti, yargıçları, savcıları falan arayan isimler oluyordu. Bunlardan biri de Burhan Kuzu'ydu ve Burhan Kuzu bu suç örgütü liderlerin işlerini takip etti. Sedat Peker de bir suç örgütü lideri olarak geçiyor Türkiye'de, biliyorsunuz. Hatta dedi Burhan Kuzu belli konularda beni de devreye sokmak istedi. Bu belli konularda, adli tıptaki konular, mahkemelerdeki konular, İran'ın kara parasının bir konteynerdaki, Mersin limanında bir konteynerdaki İran'ın kara parasının isimleri falan da belli, Türkiye'ye sokulması falan gibi konularda beni de devreye sokmak istedi ama ben bu işlere hiç girmedim. Amerika'yla İçin içinde Amerika olacağı için Amerika'yla papaz olmak istemedim mealinde sözler söyledi. Burhan Kuzu deyince bunun kitapları da yazıldı. Televizyonlarda çokça da konuşuldu. Timur Soykan var mesela, gazeteci, bunun kitabını yazmıştı. Yine farklı isimlerin anlatımları var. Zindaşti Said Sefa'ya konuşmuştu. Tek konuştuğu gazeteci de oydu zannediyorum. Ve Zindaşti işte bu fotoğraflar daha sonra servis edildi ve Cumhuriyet gibi gazetelerde de bunlar yayınlandı. Zindaşti denen örgüt lideri solda.
Burhan Kuzu ortada oturuyor ve yanında da Aliye Uzun var. Ve bu Aliye Uzun gerçekten uzun kolları olan bir isim. Bu Aliye Uzun'un Zindaşti'yi Burhan Kuzu'ya götürdüğü, tanıştırdığı falan söyleniyor. Ve Zindaşti'nin bir takım kirli işlerini veya adalette işte aklanması gereken veya halledilmesi gereken işlerini Burhan Kuzu'nun falan takip ettiği ve hallettiği konuşuluyor. O kadar çok tanıkla ve o kadar çok ifadeyle bu sabit ki ve yalanlanmamış bilgiler ki Burhan Kuzu öldükten sonra da çıkıp buna cevap verecek kimse kalmadı. Bu arada Burhan Kuzu'nun ölümünde de şüpheler var. Çünkü Twitter adresine baktığınızda 28 Ekim'de en son tweet attığı görülüyor ve o güne kadar da gayet aktifken ve koronavirüs kaptığını veya korona hastası olduğuna dair en ufak bir işaret yokken, kamuoyunda da bu bilinmiyorken bir anda 1 Kasım'da koronavirüsten öldüğü açıklandı. Yani 28 Ekim'de attığı son tweetten 3 gün sonra, 2 gün ya da 3 gün sonra. O açıdan ölümü de son derece şaibeli görülüyor. Kim bu Aliye Uzun? Aliye Uzun işte burada Burhan Kuzu'yla da görülüyor. Aliye Uzun'un gerçekten kollarının uzun olduğu ve tıpkı bir dönem Korkmaz Karaca gibi ki o da sarayda danışman ki Baykal'la falan da kontakları vardı. Bir takım siyasilere, bir takım isimlere muhabbet tellallığı yaptı. Öyle söyleyeyim. Bunun tam kelimesi de var da şimdi dilim varmıyor neyse. Muhabbet tellallığı yaptı, kadın ayarladı falan. Son derece yaygın bir bilen isimler tarafından ifade edilen konu. İşte burada da masada oturuyorlar. Hatta Zindaşti ile de beraber olduğu söyleniyor bu kadının. Yani bir ilişkisi, aşk ilişkisi veya işte bir yatak ilişkisi olduğu da söyleniyor. Kolları çok uzun. İşte Tayyip Erdoğan'la defaatle fotoğraflar çektirmiş. İşte burada da hemen yanında görülüyor. Gene burada da gene Tayyip Erdoğan'la beraber görülüyor bu isim. Sadece o mu? İşte biliyorsunuz bu Korkmaz Karaca. Sağdaki, ortada Mehmet Ağar, solda da Tolga Ağar, Mehmet Ağar'ın oğlu. Korkmaz Karaca da benzer muhabbet tellallığı iddialarının odağındaydı ve yalanlamadı bunu. Yani bir açıklama da yapmadı, hala saraydaki pozisyonda devam ediyor. Aynı şekilde burada görüyorsunuz bu kadın Mehmet Ağar'la da benzer bir kareyi vermiş. Mehmet Ağar'ın da nerede gerçekten bir kirli meselesi olan veya çirkin meselesi olan kişi varsa onunla böyle kare kare fotoğrafları var. Evet, bu da Mehmet Ağar'ın temiz olduğu, dürüst olduğu, bir devlet adamı olduğu falan manasına gelmiyor. Onun da geçtiğimiz aylarda ipliği pazara çıkmıştı. Ama bunların başına hiçbir şey gelmedi. İşte burada da bu Aliye Uzun denen kişi Devlet Bahçeli ile. Bu kişinin, bu kadının bir internet sitesi var. Ve internet sitesinde bütün bu fotoğrafları ben oradan aldım. Galeri olarak yayımlıyor. Mesela bu fotoğraf da var. Trump Towers'a bir Erdoğan böyle pankartı büyük işte astırmış. Dört katı kaplayan şekilde ve bunu da bir şekilde saraya pazarlamış yani. Evet. Neticede bu masadaki fotoğraf son derece önemli. Birkaç kere daha var bu yenilen yemekten, bu mekandan. Burhan Kuzu sadece Zindaşti değil, pek çok işini devletle halletmeye çalışan, adaletle halletmeye çalışan kişiye yardımcı olmuş. Milyonlarca dolar para almış. Ve bunu danışmanı da, sosyal ağlardaki danışmanı da açıkladı. Birazdan ona da bakacağız. Ve inanılmaz bir ilişkiler ağı. Sadece Zindaşti değil. Ve Burhan Kuzu'nun bütün bunların ardından öldüğü, öldürüldüğü hatta şeysi de var, kanaati de var. Sait Sefa son derece enteresan aldığı bilgileri paylaşmış. Değinmeden geçmek olmaz. Ölmeden birkaç saat önce kuru yemiş yiyen, çekirdek çitleyen, keyfi yerinde olan Burhan Kuzu aniden ölüyor. Hem de ağzı burnu kan içinde. Nasıl bir koronavirüsse artık. Ölmeden önce yanında kim var dersiniz? Aliye Uzun. Aliye Uzun'a ulaştım, konuşmak istemediğini, zamanı geldiğinde açıklama yapacağını, ne yazarlarsa umursamadığını, kendisini rahatsız etmememi söyledi. Bir de devlet her zaman 18 yaşında dedi. İşte ben o kısmı ben de anlamadım diyor. Devlet her zaman 18 yaşında. Evet, neyi kastediyorsa bu Erdoğan iktidara geldiği yılı mı kastediyor? Yoksa devlet her zaman genç bir çocuktur falan mı diyor?
Tüfeğli midir devlet her zaman diyor. Vallahi bilmiyorum. Türkiye her sabah yeniden kurulur diye bir anlayış var. Böyle bir anlayış da olabilir. Hiçbir kaynağımı ima yoluyla bile açıklamam. Bugüne kadar açıklamadım. Bundan sonra da açıklamam. Ali'ye uzun konuşsaydı o istemedikçe ona ulaştığımı varsa vereceği bilgiler ondan olduğunu açıklamazdım. Kendine izah ettim. Tercihini susmaktan yana kullandı diyor. Ki Said Sefa Ali'ye uzunun muhabbet tellallığını da bir önceki tweetlerde yazmış idi. Fakat burada Burhan Kuzu'nun aniden ölümü son derece dikkat çekici. Ölmeden birkaç saat önce kendinde kuru yemiş yiyen, çekirdek çitleyen, keyfi yerinde olan bir isim aniden ölüyor ki bunu da belli ki kaynaklarından almış Said Sefa. O Burhan Kuzu'nun son anlarına tanıklık eden isimlerden almış. Ancak dikkat, aniden ölünce ağzı burnu kan içinde diyor ki bu da akla pek çok şey getiriyor. Yani ölmeden önce keyifli olan, kuru yemiş bile yiyen bir insan birkaç saat içinde ölüyor, ağzı burnu kan içinde kalıyor. Bu bir koronavirüs ölümü değil elbette. Koronavirüsten ölen insanların ağzı burnu kan içinde kalmıyor. Ancak bu bir zehirlenmeye işaret ediyor. Bunu ifade edenler belli ki Said Sefa'ya nasıl öldüğü konusunda detay vermemişler veya vermişlerse de Said Sefa anlatmamış, bilmiyorum. Sadece ortadan kaldırıldığı, öldürüldüğü tezini güçlendiren bir konu. Şimdi burada eski danışman Sinan Çiftçi, sosyal ağlardaki danışmanıymış. Zindaşti'den alınan paranın 100 milyon doları bulduğunu öne sürmüş ki Burhan Kuzu'nun aldığı para bu. Ve fişinin çekildiğini düşündüğünü söylüyor. Evet, fişinin çekildiğini düşündüğünü söylüyor. Bizim TV'ye konuştu Şaban Sevinç'e. Ve orada şunları anlatıyor bu Sinan Çiftçi, Burhan Kuzu'nun danışmanı. Devletin üst kademesindeki isimlerin Kuzu'yla kirli ilişkiler kurduğunu söylüyor. Burhan Kuzu ciddi paralara iş takibi yapardı. En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü. Burhan Kuzu Zindaşti'den aldığı rakam 100 milyon dolar biraz önce söyledim. Kuzu'nun AK Partili Aliye Uzun tarafından tanıştırıldığı Zindaşti'nin Türk vatandaşlığına geçmesi ve gözaltından serbest bırakılması gibi konularda para karşılığında devreye girdiği iddia edilmişti diyor. Sinan Çiftçi devamla bu olaylar daha büyümesin diye Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum diyor. Sosyal ağlardaki danışmanı. Sinan Çiftçi son derece enteresan iddialarda bulunmuş. Evet. Liman demişken işte özellikle Çiğdem Toker'in Sözcü'deki yazısını öneririm. Son dönem Türkiye'de ele geçirilen kokain miktarı arttı. Muz yüklü konteynerlerde ele geçiriliyor. Geçen ay Ekvador'dan Mersin limanına getirildiğinde bulunan 463 kilo kokainle 2 ayda ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kiloya ulaştı diyor. Evet, muz yüklü konteynerlar limanda kameraların görmediği kör noktalara çekiliyor. İçindeki kokainin alınmasından sonra hiç açılmamış gibi yeniden mühürlenerek sevk ediliyor demiş. Haberin detayları var ama son bölümü okuyacağım. Siz internette bulur okursunuz. Neden muz konteyneri sorusuna Antmen'den naklen şöyle cevap vermiş. Mersin'e, bunlar son derece önemli Çiğdem Toker'in yazısından. Mersin'e inanılmaz miktarda muz geliyor. Yasa dışı ticareti yapan kokain baronları muzu finanse ediyor. Bu kadar büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçılığının büyük destek almadan gerçekleştirilmesi imkansız demiş. Evet. Berat Albayrak demişken, Berat Albayrak geçtiğimiz cuma Sultanahmet'teki bir kuru fasulyecide veya işte bir restoranda bu şekilde görüntülendi. Cuma günü bu. Karşısındaki kişi de Nurettin Nebati. Karşısındaki kişi kimsenin dikkatini çekmedi. Sadece herkes Berat Albayrak bir restoranda görüntülendi falan gibi paylaştı. Ama karşısındaki kişinin AKP'li, uzun yıllardır AKP'li bir isim ve şu anda kabinede bir pozisyonu da var. Nurettin Nebati. Hazine Maliye Bakan Yardımcısı. Evet. Twitter hesabındaki profilinden getiriyorum. Yani Berat Albayrak Hazine Maliye Bakanlığından 8 Kasım 2020'de istifa etmişti. Instagram'dan hatırlayın. O gün bugündür çok görünmüyor ortalıkta. Hatta aylarca görünmedi, sonra işte camide görüntülendi vesaire. Berat Albayrak bu fotoğrafla, ki bu fotoğraf ondan haberse çekilmiş, servis edilmiş olamaz. Bu fotoğrafla "Ben Hazine Maliye Bakanlığı'nı bırakmadım" mesajı veriyor. Çünkü karşısında Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yardımcısı Nurettin Nebati oturuyor. Evet.
Nurettin Nebati, Hazine Maliye Bakan Yardımcısı. Son derece dikkate değer değil mi? Evet, bir diğer konu da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Yol TV'de, özür dilerim, Habertürk TV'de belediye başkanlarının bir yıl daha görevde kalması gerektiğini söyledi. Bununla hemen akla tabii Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş geldi ki her ikisi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çekiyor. Burada dikkat çektiği şeyler var Kılıçdaroğlu'nun. Bir de kulis var. Onları anlatacağım. Birincisi şu. Eğer Cumhurbaşkanlığı en geç 2013'te olursa ya da 2012'de olursa bu başkanlar belediye başkanlığından istifa etmek zorunda. Ya da bu belediye başkanlığını bırakmak zorunda. Neyse. Şimdi belediye başkanlığını bırakırsa da belediye meclislerinde AKP-MHP çoğunluğu var. Onlar da siyasi nezaket gereği bu işi size tekrar devretmeyecekleri ve tekrar belediyeye çökecekleri için. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu giderse, Mansur Yavaş giderse Ankara ve İstanbul'un başına AKP-MHP koalisyonunun adayı gelecek. Dolayısıyla bir aman diyor, yani biz bu koltukları bırakmamamız lazım. Çünkü seçimler, seçimlere 5 yıl var. Yani daha doğrusu şeyi geçti. 2-2,5 yılı geçti. 2-2,5 yıl daha var. Tam tarihi 2024. 2024'te belediye başkanlığı seçimleri olacak. Dolayısıyla siz bu koltukları bırakırsanız 1-2 sene onlar AKP-MHP geçecek. Birinci kaygısı bu. İkinci kaygısı da Kılıçdaroğlu direkt anlaşıldığı gibi kendi adaylığıyla ilgili bir mesaj veriyor. Kendi adaylığı altında bütün muhaliflerin veya bütün Millet İttifakı'nın birleşmesi gerektiğini söylüyor. Siyasi kuliste şu iddia o ki Kılıçdaroğlu Meral Akşener'le, yani Millet İttifakı'ndaki ortağıyla, partneriyle neyse anlaştı ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve öyle idare edecekler ki bu bir geçiş dönemi olacak. Kılıçdaroğlu herhangi bir iddia ortaya koymayacak, Meral Akşener de herhangi bir iddia ortaya koymayacak. Bir geçiş döneminin liderleri olarak Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı gibi, Meral Akşener de Başbakan gibi çalışacak. Daha sonra da Türkiye'yi tekrar parlamenter sisteme döndürecekler. Gerekli değişiklikleri yapacaklar. Evet, bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı? O arada Metropol'ün yeni araştırması geldi. Temmuz 2021 Cumhurbaşkanı'nın görev onayı, görüyorsunuz. Evet onaylıyorum diyenler 48, hayır onaylamıyorum diyenler 47. Yani bütün her şeye rağmen hasta bir Cumhurbaşkanı Türkiye'yi idare ediyor. Bir lafı bir lafını tutmuyor. Afet bölgelerinde milletin kafasına çay atıyor. Şu bu. Yani yangın söndürme uçağı bile olmadığı ortaya çıktı Türkiye'nin. Anlatamayacağım kadar mesele var. Gençlerin %70'ten fazlası batıda yaşam hayali kuruyor. Ekonomi durdurulamayacak, önlenemeyecek bir şekilde dibe doğru gidiyor. Enflasyon artıyor. Sonbaharda çok daha büyük bir tablonun, yakıcı bir tablonun haberini veriyor ekonomistler. Ama Cumhurbaşkanı %48 ile hala onaylanıyor bu toplum tarafından. %47 de onaylamıyorum diyor. Evet. Bu Cumhurbaşkanı'nın halen bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Evet. Bir diğer konu da Clubhouse'daki tartışma. Clubhouse'da bir tartışma odasında internette videosu var. Ben burada getirmeyeceğim ama arşivimi aldım. İşte cezaevindeki insanlar, muhalifler neyse bunları zehirleyelim, öldürelim, ne bileyim ucuz zehir kullanalım falan gibi. Böyle 3-4 kişi görüş bildiriyor. Hepsi belli, profilleri belli, hesaplar. Başlarına bir şey geldi mi? Kimin başına bir şey geldi ki gelsin onların başına? Neyse uzatmayacağım. O arada Hilal Kaplan, ki kendisi Sabah gazetesinde yazdığı, Pelikan'ın büro şefi olduğu falan gibi özelliklerine TRT Yönetim Kurulu üyeliği de eklendi. Bir tweet'e cevap verirken bu soykırım meselesi veya soykırımın artık insan dışılaştırma, böyle başı ezilmesi gereken bir haşere falan, insanların böyle görüldüğü, kendilerinden olmayan, kendilerine biat etmeyen insanların böyle görüldüğü aşamasını haber veriyor. Biri yazmış, Emre Esfer diye bir hesap. Eğer masumları katleden FETÖ'cü alçakların cezaevinde yan gelip yatmaları zorunuza gitmiyorsa, acı içinde kıvranarak ölmeleri gerektiğini düşünmüyorsanız inandığınız değerleri bir sorgulayın. Ona cevap vermiş Hilal Kaplan. Yan gelip yatmak bir yana, kahverengi tulum bile giydirilemedi. Takım elbise giyip saygın pozlarda geldiler mahkemelere, acırsan acınacak hale gelirsin. Her gün aldığım ölüm tehditlerini kimse bakmıyor falan diye de eklemiş. Şimdi burada dikkat çekici olan şey, yani biri tweet atmış, diyor ki bu alçaklar cezaevinde yan gelip yatıyor. O da kabul ediyor. Evet diyor, yan gelip yatıyorlar. Hatta diyor biz bunlara diyor kırmızı kahverengi tulum giydirin dedik. Onu da giydirmediler. Herkes takım elbiseli geliyor.
muazzam bir aşama, muazzam bir kötülük, muazzam bir çirkinlik, muazzam bir, yani insan dışılık arıyorsanız insan dışılık bu. Bu insanlık değil yani. Evet. Türkiye'de bir tepki var mı? Maalesef bu konuda herhangi bir tepki yok. Savcılar harekete geçiyor mu? Hani gazeteler haber yapıyor mu? Savcılar harekete geçiyor mu? Nerede bu devlet falan? O aşamalar geçileli çok oldu hanımlar beyler. Çok. Çoktan geçildi o aşamalar. Bir diğer konu Afganistan. Afganistan 5 şehirde daha kontrolü almış ve hızla bütün şehri, bütün ülkeyi idaresi altına almaya doğru gidiyor. Ama bunu yaparken de daha önce Taliban, daha önce Afganistan'da ne bileyim Amerikalılarla, İngilizlerle veya işte farklı o oradaki yabancı bir takım birliklerle falan beraber çalışan isimleri de fişliyor ve onlara da hayat hakkı tanımıyor, sallandıracak. Ondan dolayı bir biçimde Amerikalılarla falan çalışmış ve onların akrabası, yakını, neyse hısımı veya Taliban'ı benimsemeyen insanlar şu anda akın akın ülkeyi terk ediyorlar. Daha çok İran'da yoğunlaşmış durumdalar, 2 milyonun üzerinde ve Türkiye'ye doğru da yönlendiriliyorlar. Aslı Aydın Taşbaş paylaşmış. Amerika vatandaşlarına ilk uçakla Afganistan'ı terk etme uyarısı yaptı. Olay tam fiyasko. ABD uzun bir savaş sonrasında 1975'te Vietnam'dan çıktığı gibi 20 yıl sonra Afganistan'dan kaçarak çıkıyor diyor. Evet. Bir tweet getireceğim. Daha doğrusu bir haber getireceğim. Bir günde Timur Soykan imzalı çetelerin cirit attığı ülkeye örnek olsun diye. Pek çok örnek var ama aracından ruhsatsız silahlar ve el bombası çıkan adam gözaltındayken Instagram hesabında 2 saate çıkarım yazdı. Polisleri tehdit ederken karakolla dalga geçiyordu. 2 saat sonra serbest kalan adam için karakolu kimler aradı? Acaba artık polislerin suç örgütleriyle ilişkisi suç olmaktan çıktı mı diye soruyor. Evet, burada yazmış. En fazla 1-2 saate çıkarım. Ben istediğiniz kadar uğraşın hadi bakalım. Bornova Merkez Karakolu'nda etiketlemiş. Burada da kişinin gözaltına alınırken fotoğrafı var. Kişi kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğraf çekiliyor. Ve Instagram hesabından da 2 saate çıkarım diye paylaşılıyor. Evet. Bütün detayı var. İsmi Sadık Yıldırım'mış. Ağrı Tutaklı Sıpki aşireti mensubu. Ankara'da lüks bir restoran ve farklı işletmelerin sahibiymiş. İşte burada gözaltına alınırken en fazla 1-2 saate çıkarım diyor. Ve çıktıktan sonra da Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını gene Instagram'da paylaşıp hadi bay bay kuzum diyor. Ardından gene bir otel odasından paylaştığı fotoğrafta bir polisi işaret ediyor. Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni diyor. Tolga bilmem ne o polisin adı da. Ona da böyle gözdağı veriliyor. Türkiye'de bütün suç örgütü liderlerinin ve suça bulaşmış insanların Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olduğu gibi Sadık Yıldırım isimli bu kişinin de Soylu'yla, yani İçişleri Bakanı'yla fotoğraf var. Yani çetelerin cirit attığı ülkede çetelerin hamisi kimse, çete başı da odur. Örgüt lideri, suç örgütü lideri de odur. Esasen şu anda devlete çökmüş bir çeteden, bir mafyadan, bir şebekeden bahsetmek daha olası. Onun için gerçekten şaşırıyorum. Nerede bu devlet? Savcılar harekete geçmiyor mu? Gazeteler neden haber yapmıyor? Falan gibi sorulara. Evet, çetelerin cirit attığı ülkeden bir yayın gibi oldu ama durum bu. Bunun da altını çizmek icap ediyordu. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki manşet programında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.